Merhaba, Gerçeğe Yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda metafizik amaç kavramını, amaçsallık kavramını anlamaya çalışacağız. Soracağımız soru da şu aslında. Her şeyin bir amacı var mı? Hayattaki nesnelerin, bizim var olan şeylerin bir amacı var mı? Yoksa amaçsızca rastlantısallık içinde mi yaşıyoruz? Her şey şansa mı kalmış? Her şey olasılıklara mı kalmış? Bunu anlamaya çalışacağız. Şu an metafizik alanını incelemeye devam ediyoruz. Varlığı anlamaya çalıştık. Önce varlık var mı? Varlık nasıl var ya da? Ne şekilde var ve varlığı nasıl tanıyabiliriz? Sonrasında varlığın özüne ulaştık. Şimdi ise artık mantık alanındayız. Bu metafiziğin son alanı, mantık alanı, metafiziğin son alanı ve ideal alanı aslında. Yani metafizik kavramının idealliğini mantık da bulabiliriz. Mantıktan önce şeyleri, varlıkları dışsal olarak irdeliyorduk. Dışsal olarak anlamaya çalışıyorduk. Yani varlıklar vardı, bunların özleri de vardı, bunlar görünüyorlardı da, bunlar tarihte oluyorlardı, tarihte yazıyorlardı varlıklar. Ne şekilde, yani bir amaçları var mı? Aslında bu soruyu soracağımız yer artık mantık alanı. Varlıklar kavram olarak, mantık alanında artık kavram olarak varlar. İdealliklerine ve varlıklar idealliklerine mantık alanında ulaşıyorlar. Mantık alanından önceki varlık tanımları ya da öz tanımları geçici ve değersiz tanımlar aslında. Geçici ve değersiz şekilde onları daha önce tanıyorduk. Mantık alanındaysa onları amaçlarıyla, yaşayan halleriyle, gerçeklikleriyle birlikte tanımaya çalışacağız. Dediğimiz gibi varlığın bir amacının olmadığını savunan akımlar var. Bugün en yaygın olan bilimsel alanda şu an bir tekel oluşturmuş olan pozitivist görüş varlıkların amacıyla ilgilenmiyor ya da bunları önemsemiyor ya da bunları yok sayıyor. Varlıkları sadece deney yaparak, ölçümleyerek anlamaya çalışıyor. Bunun felsefe alanındaki yansımaları nihilist, yani hiççi ya da varoluşçu akımlar. Bunlar da bir amaç, bir anlam aramıyorlar. Varlıkların bir amacı olması onlara mantıksız geliyor, anlamsız geliyor. Amaçsız varlıklar şans eseri, olasılık hesaplarına göre rastlantısal olarak var olup gidiyorlar işte. Varoluşçular bizi de öyle görüyorlar. Yani insan da amaçsız, anlamsız, rastlantılarla yaşayan bir varlık. Dünyaya bir şekilde fırlatılmış, bir amacı yok. Bunun karşı kutbunda varlığın bir amacının olduğunu savunan, aslında bunu fark eden diyelim. Çünkü varlıkların amacı vardır. Felsefe bunu bilir. Varlıkların bir anlamı vardır, amacı vardır, bir ilerleyişi vardır, bir gelişimi vardır. Ama felsefenin gelişkin olmadığı yerlerde varlığın amacı olduğunu savunmak ya dinlere düşer ya da komplo teorilerine düşer. Yani komplocular varlıkların amacı vardır ama bunu biz kavrayamayız noktasına gelirler. Varlıklara gizli, insanüstü, doğaüstü, akılüstü amaçlar yüklemeye çalışırlar. Felsefe bu noktada da amaçsallığı kabul etse de akılüstü bir amaçsallığı da kabul etmez. Yani amacı akıl kavrayabilir, varlıkların amacını akıl anlayabilir. Dinler de varlıkların amacını dünya dışına gönderme eğilimindedirler. Yani varlıkların amacı vardır ama amaçları öte dünyadır. Bu dünya değildir. Yani bu dünyada bir amaç aramak aslında dinlere göre de bu dünyanın amacı sadece öte dünya olmalıdır. Bu anlamda felsefe dinlerden de ayrılır. Varlıkların amacı bu dünyada vardır ve amaçlarına bu dünyada ulaşırlar. İlk önce dolaylı olarak amaç dinlerin gördüğü gibi gerçeklikte olmayan, fiiliyatta olmayan metafizik olarak bilinebilecek amaçtır, dolaylı amaçtır. Daha sonrasında bu amaç kendini dünyaya indirir. Amacın kendini dünyaya indirmesi araç vasıtasıyla olur. Araçlar sayesinde amaçlar, o metafizik amaç araçları kullanarak, nesneleri araç olarak kullanarak kendini gerçekleştirir, dünyaya indirir. Böylece araçların karşılaştığı o mekanik şiddetten kendini korur. Amaç araçlar sayesinde kendini mekanik şiddetten koruyarak gerçekleştirir. Amaç ve aracın birliği ise dünyaya inmiş amaç ya da gerçekleşmiş amaçtır. Bu da artık sonraki videomuzun konusu oluyor. İdea kavramında bunu inceleyeceğiz. Gerçekleşmiş amaç nedir? Nasıl anlaşılabilir? Nasıl ortaya çıkar? Bunu incelemek için lütfen idea kavramı üzerine çektiğimiz videoya bakın. Ayrıca onun ilk
momenti olan yaşamdır. Yaşam olarak kendini gerçekleştirir amaç. Yaşam videosunu da irdeleyebilirsiniz. Onun dışında aşağıda felsefe ansiklopedisinin linki var. Burada amaç kavramı felsefe ansiklopedisinde nerede duruyor? Diğer kavramlarla nasıl bir iletişim halinde, nasıl bir etkileşim halinde? Buradan bunu da inceleyebilirsiniz. Ayrıca kanala abone olarak ve bildirimleri de özellikle açarak bundan sonra ekleyeceğimiz her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki kavramımızda görüşmek üzere, sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.